Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün size bahsedeceğim şeyler, yeni almış olduğum silah olan Hel ve Fafnir'in açıklanmamış özelliği arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben dün değil, ondan önceki gün şu kutunun özel ödülünü aldım ve bana Hel verdi. Yani ben sınav bekliyordum, Hel verdi. Görüyorsunuz. Ödüller gayet güzel. Bu da ilk özel ödülüm. Şu özel ödülden de ben bir Megalodon uraçı istiyorum. Yani mümkünse bana Megalodon uraçı versin. Şarangayı pek istemiyorum çünkü Oxymonos benim için Şarangadan daha keyifli o kullanması. Şu Ruhlar silahları da zaten pek bir işime yaramaz bu saatten sonra çünkü zaten iki tane incinerator var. Ne ihtiyacım olacak, ne işime yarayacak. Fafnir'in açıklanmamış özelliği ise yeteneğini Fafnir'in kullandığımda Fafnir'in Absorber kalkanı açılıyor ya, o kalkan ne kadar çok fazla hasar alırsa Fafnir'in entegre silahı o kadar hızlı, o kadar çok vuruyor, yani hasar o kadar artıyor arkadaşlar. Fafnir'in entegre silahı diyelim ki 6 tane Omic ve Gunsmetal Litter takılı arkadaşlar. Hepsi bana absorber kalkanım biten kadar absorber kalkanıma vuruyor tüm şarjörleriyle arkadaşlar. Eninde sonunda bu kalkan bittikten sonra bir Armin'i sadece entegre silahımla 6 ile 10 saniye arasında öldürebilirim. Sadece entegre silahımla. Öyle büyük bir gücü ulaşıyor Fafnir'in entegre silahı. Bu Fafnir'in gizli özelliği, Fafnir'in bir titan avcısı olma durumunu çok büyük etkiliyor. Hatta bence titan avcısı olmasındaki sebep Fafnir'in entegre silahındaki gizli açıklanmamış özelliktir arkadaşlar. Aa, incinerator takılı bir babaçı. Vurun bana, vurun bana, vur. Ah, böyle güzel güzel vur. Hatta artık vurma. Entegre silah güçlendi. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü nasıl hasar verdim entegre silahla. Ben bunu daha önce bilmiyordum arkadaşlar. Birkaç kaynaktan baktım. Biraz video da izledim onunla alakalı. Böyle böyle öğrenmiş oldum. Şu anda entegre silahtan bayağı bir hasar gidiyor o şeyle. Yaklaşma bana. Covid var oğlum, yaklaşma bana. Yaklaşma. Olmadı. Öldüm. Şimdi BS'nin bez fenerini vermişiz. Şimdi de yeni robot Hel. Ben bu Hel'i ilk başta, yani ilk gördüğümde aynı böyle Calamity Zeus gibi bir silah sanmıştım. Değilmiş. Böyle parçacık gibi bir şey atıyor. Böyle gözüküyor. O yüzden de ben Calamity tür bir şey sanmıştım ama değilmiş. Vurma. No. Vurma. Bunlar klan olabilir mi? Klan olamaz. Yalnız iki tane çok güçlü Shell. Ya bu maç pek test olmadı yani. Çok bir şey test edemedim. Öldün. Ben bu kombinle kaç kez Living Legend yaptım. Acayip iyi bir kombin. Ançile takılı Shell. Özellikle kabuğu olan bir robota ançile takıyorlar ya. Bir de bu ben sonradan öğrendiğime göre bu ançile aslında adını ançil kan mavi renkli ançile kalkanından almış. O yüzden adını ançile diyorlar. Beni fark ettiği gibi ölürüm. Ancak beni fark etmezse o ölür. Kardeşim yanındayım, yanında. Modest, bir çekilir misin aradan? Ya hadi. Of ya. Ha, bu arada bu absorber kalkanı henüz bir kanıtım yok ama diğer absorbe kalkan olan örneğin Demeter'de olabilir, Nemesis, Ares.
Hades, bu tür robotlarda da olabilir bu olay. Yoksa sadece bu Titan avcısında mı var bilmiyorum. Ama ben bir şekilde muhtemelen bunu da öğrenirim yani. Araştırmalar sonucu öğrenmek iyidir. Yaz iki... Bunlar kesin arkadaş yani klan değiller ama kesin kankalar yani. Bu ne? Adamlar bize çöktü. Çöktüğü gibi aldılar yani. Sketi ve Devastator takılı şellerle doluydu. Şeller, şeller. Şellerle doluydu. Bir şey vermeyecek. Dur şuradan görev tamamlamış galiba. Ha, Platinum'u. Savaşa girmeden Okus Minus'un modülünü yükselteyim. Tam single reaktör bir yükseldi. İkinci savaşa da hazırız. Yalnız arkadaşlar benim bahsettiğim o Aoming olayı Fenrir'de yani Fenrir diyorum. Fenrir'de geçerli olması için acayip büyük bir şansın olması gerek. Ama absorbe kalkanınız bir robot tarafından çok hasar yese de yetiyor. Yani bu Fenrir'in içinde çok gizli bir şey var ve bu gizli şey Titan avcısı yapıyor bu Fenrir'i. Gerçekten diğer robotlarda olmayan çok ilginç ve gizemli bir yani ne diyeyim öyle bir şey var yani. Stella Balo. Tabii bu Hornet ile Wasp'ın hafif silah olmadığı için Halo'yu Stella yapmak için seçmişler. Bir de Stella Patton var. Bak bu Fafnir gibi robotlar. Gerçi sadece Aoming'le Fafnir. Bu haritada avantajlı çünkü haritanın dışına çıkabiliyor. Bana hasar verin. Bana hasar verin. Bana hasar verin. Entegre silahımı güçlendirin. Bana oy verin dermiş gibi. Bana hasar ver. Hasar ver bana. Güzel vurdular. Ah, hala vuruyorlar. Bu bilgi çok kişi tarafından bilinmediği için muhtemelen kimse bilmiyordur ve hepsi bana sıkıyordur. Ama bilmiyorlar ki bana sıkan ölür. Yaz maalesef az önceki durumdan dolayı biraz fazla hasar aldım. Bu ne? Ya öldü. Neyse. Artık helli melli Furby'yi koyayım. Aslında Furby'yi hangi kombini yapacağımı bilmiyordum. Artık bu kombin gayet uyuyor. Şimdi çok tehlikeli bir robotla PvP yapacağım. Adı Nemesis. Onun adı Nemesis. Ay Nemesis diyorum Typhon. Tüh belki ben yapamadım. Dur. Wait a minute. Bekle bir dakika. Bana bakın. Bende öyle bir silah var ki nefesinizi keserim bununla. Sadece robotunuzu değil nefesinizi de keserim. Bu ne? Scorpion. Ben öler. Aslında bu tür durumlarda Shell bayağı bir işime yarardı. Atölyeyi de düşmedi hala. Bir atölyeyi düşse alacağım. Atölye düştüğü gibi üreteceğim ama yok inatla düşmüyor atölyeyi. Seni öldürmeye çalışacağım. Ama muhtemelen ölmeyecek. Genelde ölmüyor. Böyle kendini tamir edebilen robotlar bir türlü ölmüyorlar. Ne olup bitiyor hiç anlamadım ama ortalık çok karıştı onu biliyorum. Hadi patla 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 kill.
Senin için geliyorum. Bak. Adam kaçtı. Bu ne? Ama adam base'te ya. Adamın ne olduğuna bakayım bir, hangi robotmuş. Ha, Nightingale. Çok da tehlikeli değil. Ama havadayken çok gıcık oluyor, ölmüyor. Evet. Feneri alamazsın, o benim. O benim bak. Dur, vurma. Vurma vurma, tamam, benim değil, benim değil. Bir dakika. Hani destek robotuydun? Hani insanları iyileştiriyordun? Öldürüyorsun, öldürüyorsun sen, katilsin. Ben de yedim. Ha, ben de yedim ya. Ben de sanki beceriksizin tekiyim. Çabuk bas bas, bir şeyler bas. Bu Nightingale tehlikeli çıktı. Tamam, artık iner misin? Dur, dur yapma, dur bir patlataydım. Ula, adamı öldürmüşüm ya. Yazık oldu. Bir saniye daha bekleseymişim, orada kili ben almış sayılırdım belki. Belki hala sayılmışımdır. Aha. Aha, Nodens. Üzgünüm Nodens ama bunu sana yapmalıyım. Çünkü yapmazsan bana zarar. Şu anda olay mahalli çok dağınık. Bir titan silahı maalesef nasiplenemedim. Şu nükleer silahlarını bir soğutayım da. Oha, 4 Hamming ne be kardeşim, çılgın mısınız nesiniz? Sen öldün Hamming Bey, Hamming Bey. Oo, canı nasıl güzel gidiyor yalnız ya. Uf 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 uf. Hamming Bey, canınız çok güzel gidiyor. Bu durumla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Yoksa beni mi fırlatacaksınız? Ya çok kötü fırlatmadı mı ya beni? Arthur mudur nedir? Galiba Arthur. Senin bizim feneye girmeye hakkın yok. Çık buradan. Olay mahalline en hızlı varan robot. Değil Titan. Evet, bir Titan Slayer nasiplendim. Aha. Gromlu bir yaptır. Sen dangerous'sın, tehlikelisin sen. Ya vurma sen, vurma vurma vurma, ölüyorum, öldüm ulan, öldüm. Ne Silence'muş oğlum. Kaç seviye la o sen. Tamam, ben fener almaya gidiyorum. Adios. Koş 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 koş, çok hızlı olmalıyım kazanmak için. Ben burada değilim Aming, beni fark etme. Silahım gitti. Adam beni hala fark etmedi. Lan küçücük robot, Allah'ın robotu bile fark ediyor, sen fark etmiyorsun lan. Aming. Aa. Ben öldüm değil mi? Ben öldüm. Ben kesin öldüm, artık yaşamam ben. Dur, yaşat beni. Ölmek istemiyorum. Ben daha çok gencim, yapma. Bizim takım öyle yenilmeyi bırak, resmen çürüyor yani. Şimdi sırf gıcıklığına asla bir resim geldi ama kendimi düşün. Atlayamadım oradan. Beni öldürmeyin, ben daha çok gençim, ne olursunuz, ne olursunuz, ölmek istemiyorum. Hadi lan baba, dayan, dayan, dayan Rabbi, dayan. Allah'ım, hayattayım. Bu ne? Bu ne? Ha, Fubi'ymiş. La oha oha oha. Adamlar bana kafayı taktı, vurmasınlar vurmasınlar. Sen ölüsün.
Nasıl da yakaladım? Arthur geliyor. Ne yapacağız biz ya? Beşler bizde ama başka bir şey bizde değil. Vay babanı durumu çok güzel idare ediyor. Vay hala favori babalığımdan biri babanı. Kaybettik. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Kaybetmeyeceğim. Ölsem bile savaşırım oğlum ben. Yapma. Blades the Wave ile öldürecek muhtemelen beni. Hadi öldür. Tahmin ettiğim gibi Blades the Wave ile öldürdü. Aa, bir dakika. Şimdi bu andan itibaren fener vermezsek belki bir ihtimal kazanma şansımız olabilir. O kadar emek verdim bari ne olursun kazanalım ya. Valla bence kazanmayı çok ama çok hak ettim. Eviyoruz yalnız. Evme durumumuz acayip kötü. Hadi adamdan sadece bir fener var hadi ne olursun Allah rızası için. Kim kazanacak biz mi onlar mı? Galiba biz kazanacağız. Evet biz kazandık. Of ya. Yalnız benim Oksimnos'ta gittiğim yere gitmeseydim şu anda kaybetmiştik yani. Ciddi bir şekilde kaybetmiştik. Bu maç benim için çok ağır oldu. Ama güzel maçtı. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bugün size hem yeni silahım Hail'i gösterdim hem de Fafnir'in açıklanmamış özelliğini gösterdim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like atın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar benim için değerli. Ve abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Videoyu bitiresim gelmedi ama bitirmek zorundayım.